Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemi ile karşınızdayız. Ara transfer döneminde sol kanat takviyesi yapmak isteyen siyah beyazların gündemine Trabzonspor'un eski yıldızı Vakayema e geldi. Oyuncuyla ilk temas sağlayan yönetim Nijeryalı yıldızla görüşmeleri sürdürüyor. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan'daki takımlarından Al-Fayha'ya transfer olan Nijeryalı yıldızla ilk temas sağlayan Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncudan Olumlu dönüş alan yönetiminin ara transfer döneminde Suudi kulübüne tecrübeli futbolcu için kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sezon Alfahya ile 7 maça çıkan Vakayeme bu karşılaşmalarda 3 gol imza atmıştı. 33 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun kulübüyle olan mukavelesi 2024'te bitiyor. Diğer yandan siyah beyazlar Muhammed iyi Süper Lig'e geri döndürmek için harekete geçti. 2019'da bir yıllık kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Mısırlı defansif ortası o dönem gösterdiği performans ile oldukça beğenilmişti. Şenol Güneş ile kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş da Elneni yeniden gündemde. Bu sezon Arsenal'da forma şansı bulmakta zorlanan ve tamamen rotasyon oyuncusu olarak kullanılan Elneni sadece 4 maça çıkabildi. Şenol Güneş ile şampiyonluk yolunda ilerlemek isteyen Siyah Beyazlar kadro derinliğini arttırmak için harekete geçti. Siyah Beyazlarda orta saha için düşünülen ilk isim Elneni oldu. Beşiktaş Arsenal'da fazla forma şansı bulamayan Mısırlı oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Arsenal'la 2023 Haziran ayına kadar mukavelesi sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı iddia ediliyor. Siyah beyazlar devre arasında kiralık sezon sonu ise bonservissiz bir şekilde elinin iyi kadrosuna katmayı düşünüyor. Arsenal'ın da bu sezon gözden düşen Mısırlı orta sahanın takımdan gitmesine sıcak bakacağı ifade edildi. Öte yandan Beşiktaş'ta ikinci güneş döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta tecrübeli hocanın eski öğrencisini kadroda görmek istediğini yönetime iletti. Siyah beyazların sezon öncesinde kadrosuna katmak istediği ancak Sassuolo'nun istediği yüksek bonservis nedeniyle Kaan'la Şenol Güneş bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre tecrübeli hoca milli takımda beraber çalıştığı ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'ı ikna etti. Transferin bundan sonraki kısmı ise daha zorlu. Kanayhan transferinin maliyeti 5 milyon euro civarında gerçekleşecek ancak siyah beyaz kulüp harcama limitine takılıyor. Kanayhan milli takım formasıyla 51 maçta mücadele etmişti. Şenol Güneş'in milli takım başındayken süre verdiği savunma oyuncusu 5 gol katkısı sağlamıştı. Kanayhan'ın saldıra ile 30 Haziran 2024 yılına kadar mukavelesi var. Evet arkadaşlar Beşiktaş gündeminin sonuna geldik bir sonraki gündemde görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkürler. Thank you.